Hayırlı akşamlar sevgili dostlar. Dünyamız bu ana, yani bu tarihe, bu algılara, bu belleklere, bu kavramlara defalarca geldi. Muhittin Arabi Hazretleri'nin dediğine göre 100.000 defa insanlık dünyaya geldi, yok oldu, tekrar geldi, tekrar yok oldu. Bu 4,5 milyar yıldan beri böyle oldu. Daha önce de anlattık. Ateş devri, buzul devirleri, karbon devirleri, nükleer devirler. Neler olmadı, neler olmadı. Bakır devri, demir devri, her devir oldu ve canlıların tümü yok oldu. Bazen kısmi yok oldu, bazen tamamıyla canlı kalmadı. Yeniden bakteri tarlaları dediğimiz kosmosta bulunan bakteri tarlalarından su üflendi, suya, çamura. Bakteriler geldi ve yine milyonlarca yıl bu bakteriler büyüdü, gelişti, ahtapot haline geldi, amiplerden sonra kemiksiz varlıklardan sonra kemik devrine geçildi ve varlıklar tekrar kemikleşmeye başladı. O zaman da devasa kemiksel varlıklar meydana geldi ve böyle devam etti. Tabii her devrin sonu mutlaka büyük hengamelerle oluyor. Nasıl bir doğum sancılarla oluyorsa dünyamızda her sancı neticesinde de yeni doğumlar oldu. Bu doğumlar yeni medeniyet, yeni haller, yeni kavramlar, yeni anlamlar ortaya çıkardı. Ruhta bulunan sonsuz gizli güçlerimiz ortaya çıktı. Tanrı'dan ayrılarak meydana gelen insan ruhu kainatta en üstün bir varlık haline geldiği için ve bu dünya denen bir yerde içi cevher olan, kainatta yıldız olan, kainatta ilahlar yetiştiren bir okul mesabesinde olan tanınan bu yeryüzü, takdir gören bir yeryüzü, insanın gelişip kendini tanıma, ruhundaki bulunan birçok bilimleri, hasletleri ortaya çıkararak evrensel bir insan haline gelmek, hatta alemlere sultan olabilecek namzete ulaşabilmek için habire değişik metotlar şeklinde yaşamlarını sürdürdü. Bu yaşam sürerken kimi iyi dendi, kimi kötü dendi, kimisi şu dendi veya bu dendi. Ama muhakkak ya ilimle, ya zulümle, ya eziyet şeklinde gelişti. Kimisi tanrısal vasıflara ulaştı, yani yüce makamlara ulaştı. Kainatı yöneten, gözeten, hatta değişik maddeleri meydana getirebilecek yüksek varlıklar haline geldiği gibi bazı anlarda da aşağıların aşağısına inerek ve her şeyini kaybetti. Onun için yine dünyamızda herkesin tanıdığı, bundan daha önce en yakın dönemlerde Mısırlar zamanında Uygur Türklerin daha önce ataları olan Orta Asya Türklerinde 16 bin yıl önce, 26 bin yıl önce, Mu uygarlığı 70 bin, 100 bin yıl önce ve bütün bu şekilde Atlantis uygarlıkları tutun da birçok uygarlıklar dünyada geldi, geçti. Bazıları yine dünyaya uğradılar. Yani dünyada yaşanmaz hale gelince bazı helak olup fiziki bedeni kaybedip yeniden dünya normal hale gelince yaşamaya inme hakkına hakları olduğu için 1200 yıl hakkını bitirmediği için tekrar dünyaya yaşamaya gelebildiği gibi bazıları da uzayın derinliklerine gelişerek, hak ederek liyakatına göre uzay gemileriyle uzayın dünyaya benzer yahut değişik yaşam ortamları olan gezegenlere gidip yaşamaya devam ettiler. Yani insan sadece dünyada değil, evrensel bir varlık olduğu için kainatın birçok yerlerinde değişik bedenler edinerek yaşıyor. Yaşayabiliyor yani. Bu yetenek var. Onun için yine dünyamızda son zamanlarda bunu anlayabilmek için artık fiyat sadece somut dediğimiz üç boyutlu elle tutulur, gözle görülür şeklinin ötesinde henüz daha fiziki
bedenimizin kavramadığı, fiziki aklımızın, aklı gücümüzün kavramadığı, henüz yeni yeni kavramaya başladığımız aklı kül dediğimiz, tüme varım dediğimiz, kuantum fiziği dediğimiz, metafizik dediğimiz, parapsikoloji dediğimiz, duyular dışı idrak dediğimiz birçok yeteneklerimizin ortaya çıkmasıyla birçok haller nasıl yaşıyorsak, işte bu haller gelişe gelişe biz de uzayın derinliklerine gideceğiz. Yeryüzünde bazen uzayın derinliklerinden gelmiş aranızda yaşayan insanlar var, görevliler var. Bazen de yer altından çıkmış reptilianlar gibi insan suretine girmiş ama insanlığı ve dünyayı ele geçirmek isteyen aşağı seviyeli negatif varlıklar da var. Yani dünya büyük bir mücadele halinde, her çeşit savaşın olduğu bir yer. Hem insanlar birbiriyle savaş ediyor, aslında etmemesi lazım. Çünkü birbirine savaş etmez insanlar. Ancak negatif varlıklar bazı insanları obsede yapıp onların içine girerek insanları vahşileştiriyorlar. İnsanlardaki olan yüce insani ahlakı dejenere edip hem insanların birbirini yok etmesini hem de doğayı kirlendirip yok etmesini sağlıyorlar. Yani kullanılıyor insanlar. Onun için biz burada zamanında dinler gelmiş, tebliğ etmiş, uyarmış, daha demiş başka yaşamlar var. Sizi görenler var, gözetenler var. Daha önce de yaşadınız, helak oldunuz bir kısmınız, bir kısmınız tekamül etti. İşte hem helak olanları örnek göstermiş, hem tekamül edenleri örnek göstermiş. Tarihi kanıtlar da böyle. Bazı dünyamızı terk eden Nietzsche Atlantis uygarlıkları, Moğol uygarlıkları gibi, daha güne yakın Mısır ve Sümer uygarlıkları gibi oradaki bulunan değişik varlıklar var. Esis gibi, Endi gibi, Sisi gibi falan filan. Değişik tanrısal diye adlandırılmış, hatta Yunan mitolojisine de geçmiş bunlar, Türk mitolojisine geçmiş. Değişik insanlar gelişmiş, hem yeryüzünde yaşarlar, hem de başka boyutta kainatı bazı yerlerde yaşayabilirler. Hatta bazıları bizim bildiğimiz fiziki ölümsüzlük haline gelmişler. Biz ölüm deyince fiziki bedenimizin, ruhsal bedenimizin üzerinden çıkması, eskiyerek, yıprayarak, tahrip edilerek ayrılmasını diyoruz. Kimisi böyle ayrılmış ama kimisi de başka türlü. Böylelikle evrensel bir tekamül hızlanmaya başlamış. Şimdi yine olacak bu. Onun için bunları anlayabilmek için artık yeteneklerin gelişsin istiyoruz. Duyular dışı idrakınız gelişsin istiyoruz.